Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birlik kanalına hoş geldiniz. Savunma oyuncuları Epic paketi geldi arkadaşlar ve Veron oyuna ilk defa geldi. Haftalar önce Veron'un kart oyuna eklenmişti ve bugün oyunda ilk defa kendisini görüyoruz. Seviyesi de oldukça yüksek. 103 seviyeli geldi. Beklentinin biraz daha üzerinde. 103 seviyeli Makalele var. 103 Veron. Üçüncü isim merakla bekleniyordu. Kaleci Julio Cesar mı olacak yoksa başka bir isim mi? Konami belli ettiği tercih etti. Onun da seviyesi 101. Ama Makalele ve Veron'u çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Belettin'in eski kartı bende vardı. O gelmese de olur. Umarım Veron ve Makalele'yi çıkarabiliriz en erken paket açılımında. 1800'e futbol paramız var. Öncelikle bir başlayalım. Umarız 1800'e çıkarız. Oldu da gelmedi. Futbol parası takviyesi yaparız arkadaşlar. 2 tane 900'lük açabiliyoruz. 100-100 böyle tek tek denesek çıkma ihtimali daha yüksek olur mu dedi. Bir yandan düşündüm ama biz 900-900 açalım. Belki de üst üste çıkaracağız. Hani hayaller öyle ama bakalım gerçekler ne olacak. Bastık gitti. Epi'ye tek atar mıyız? Attık. Attık. Ama kime tek attık arkadaşlar? Aman belletti gelmesin. Veron ya da Makalele gelir mi? Veron. Oyuna ilk defa eklenen isim geldi arkadaşlar. Formayı gördük uzaktan. Ben futbolcunun sonuna da denk gelmiştim. Ekran karşısında maçlarını izlemişliğim de var. Klas bir topçuydu ama. Tekniği çok iyiydi. Veron'u çıkardık. Uzun süre sonra tek atarak başladık arkadaşlar. Lahmacun da yapıyorduk ara sıra ama ben kendi hesabımda yapmıyordum. Ve Veron geldi. En çok merak ettiğim isimdi kendisi. Kendisiyle bundan sonra bayağı da maçlar oynarız. Sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Çıkardık. Bir daha deneyelim mi? Bir de üst üste geliyormuş. İptal et. İkinci de bastık. Yok olmadı. Üst üste yani. Ama en azından Veron'u çıkardık. Süper oldu arkadaşlar. Bir bakalım. Konu bir fake atıp yeşile falan da dönme. Dedim acaba renkli verir mi? Renkli vermedi. Kime gitti? Danilo'ya gitti. 4 yıldızlı isim. 5 yıldızlı herhangi bir isim çıkmadı. Uzun süre sonra Epi'ye tek attık. Darısı sizler arkadaşlar. Açılım yapacak arkadaşlarımız inşallah en azı futbol parasına en çok istediğini çıkarır. Konami çoğu zaman zor veriyor ne yazık ki. Bir de şuradan bir ücretsiz açma hakkımız vardı. Bir açalım. Ben açmamıştım. Seviyeler düşük tabii bu pakette. Vol 2'ye bakalım kimler eklenecek. Kaleci geldi. Gregoria. Yani iyi oyunculardan bir tanesiydi paket içerisinde. Bir de adaylı sözleşmelerimde arkadaşlar Ağustos'ta bitecekler vardı. Ben oyuncular aldım ama hala bitecekler var. Mesela 5 yıldızlı bir adaylı sözleşmem 14 Ağustos'ta bitiyor. 9 Eylül'de bitecekler var. 12 Eylül bizler için önemli ama saatten kurtardık. 18.50, 18 yeni gelecek. Bir sonraki paketten alım gerçekleştiririz ama 12 Eylül'den önceki tüm adaylı sözleşmelerini harcamamız gerekiyor. Ben 5 yıldızı 2 oyuncu almıştım. Hatta denemiştik Gavi, James. Şimdi bir isim daha alalım biz buradan. Gnabry açık futbolcusu. Sağda solda kullanabiliriz. Abraham'ın da bitiriciliği sıkıntılıydı. Fırsatçı golcü. Mount'ta da pek oynayan birisi değilim ben arkadaşlar. Kartı da vardı bizde. Yani Abraham'ın öyle yüksek seviyeli bir kartı yok ya da Gnabry. Gnabry de normalde seven birisiyim. Birazcık hani o düşüş eğiliminde. Umarız toparlar. Abraham'ı alalım. Yani almak için alıyorum diyebilirim. Normalde almayacağım futbolcularda ama süresi de olacak adaylı sözleşmelerimizin. En kötü siler. Sözleşme yerine öbür eti kazanırız ama siler miyiz bakarız duruma göre. Veron'u bir fulleyelim. Kendisi ne kadar antrenör isteyecek. Menajer deneyelim. Seviyelerine bakalım. EFUP uygulaması şu an güncellenmedi. Bakabiliriz kendimiz güçlendiriciyi seçerek falan ama keşke erken vakitte güncelleselerdi. Tüm oyuncuları tek tek kontrol edebilirdik. Seviyelerine bakabilirdik. Son haftalarda geç güncelliyorlar. Ne kadar? 107.000 DP Veron için yeterli oldu. EFUP uygulamasından Veron'a baktığımızda arkadaşlar uygulama güncellenmedi. Kendim hani tek tek yaptım. Normalde bu şekilde. Henüz bu saatte erken vakitte güncelliyorlar. Aslında saatimiz bayağı geç oldu. Ben yine de bekledim. Saat 9'u geçti ama EFUP uygulaması son haftalarda ne yazık ki geç güncelliyor. Normalde bu şekilde. Fakat biz 34 seviyemiş baktım. Hemen şöyle girdim. 34 seviye. Boost olarak da teknik kısmına vereceğiz güçlendiricileri. Tekniği buradan seçelim. Artı 2. Top kontrol, top sürme, sık top tutma, alçaktan pas. Teknik artı 2'di diye hatırlıyorum ama tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Evet, teknik artı 2. Artı 3 olanla vardı. Karışıklık olmasın diye tekrardan kontrol ettik. En üst seviyeyi aldığımızda bu şekilde 103 seviyeye çıktı. Menajerimizi değiştirsek Çabolonsu da 103 seviye. Çok iyi. Menajerlerde herhangi bir değişiklik düşüş olmuyor. Marketteki menajerde de 103. Kadromuzdaki hali bu şekilde. Paslar çok iyi.
Top kontrolü iyi. Defansif özellikler güzel. Hızlanma da, şut gücü de 92. Orkestra şefi 1.82 boyunda. Gayet güzel özellikleri var. Kafa vuruşu, duran top, falso değerleri de 80'in üzerinde. Tamamdır. 98. Baktığımızda evet 103. Yine bir menajeri bir değiştirelim. Kontrolünü sağlayalım. Luis Roman'ı aldığımızda marketteki güçlendiricisiz menajer. Takım oyu tarzı top çevirme. Yine 103 seviye. Otomatik dağıttığımızda 103. Eğer maksimum seviyesiyle kullanmak istenirse bu şekilde yapılabilmekte. Bir kendisinin duruşuna sağda bakalım arkadaşlar. Antrenman bölümüne geçelim. Sağda nasıl durmakta? Top kontrolü, top sürmesi nasıl? Antrenman. Şimdi Veron hemen solumuzdaki. Ben normalde defansif orta saha olarak Rijkaard gibi, Patrick Vieira gibi isimleri severim arkadaşlar. Çünkü şundan dolayı kalıplı fizikli adamlar. Mesela Rodri ama birazcık hızlı olacak doğru Rodri. Normalde Rodri gibi böyle fizikli futbolcular ama biraz daha hızlı olsun. En azından 80 hız bandına geçsin de isterim. Rijkaard Rodri ile kıyasladığımızda biraz daha hızlı bir isim. Patrick Vieira çok güçlü bir isim. Makalenin de savunma özellikleri mesela çok iyi. Fizikli değil, o kadar boylu postlu değil ama yine de oyunun en iyi defansif orta sahalarından bir tanesi. Nesta, biz şey becerilerine bakmadık. Kendisinde çift vuruş yokmuş. Ama sahada duruşu, topla olan ilişkileri gerçekten güzel. Top sürmesine baktığımız zaman gayet iyi. Bir geri dönelim. Orta sahadan aldık, topu sürdük diyelim. Sonrasında Duda uçuklatan şutumuz. Tribüne yollamadı. Normal şutumuz. Bayağı kötü vurdu. Veron'la diyelim buralarla topla buluştuk. Orta yapmak istedik. Son çizgi. Sağ el ortası. Normal bir orta. Yani güzel bir orta. En azından kötü bir orta yapmadı. Hızı yeterli. Duda uçuklatan orta yapsak. Şimdilik ortası iyi aslında. Falso bir vuruş denedik. Vuruşu normal ama tabii bitiriciliğiyle değil de diğer özellikleriyle ön planda olan bir isim. Veron'la şöyle dönsek. Yani bu dönüşlerde falan hiçbir sıkıntı yok. Top kontrolü iyiydi. Sağ ayağını kullandı. Sol ayağını kullanmadı. Dedim acaba soluyla mı vurur? Yine sağ ayağıyla vurdu. Özelliklerine, becerilerine de bakarız biz. Veron nerede? Veron şurada. Veron normal bir şut. Gayet güzel vurdu ama yüksek seviyeli kaleciler yemeyebilirdi bunu da. Buradan ortamız. Çünkü bazen bu göbek tarzı futbolcularla da orta yapmamız gerekebiliyor. Savunma arkasına kenardan oradan buradan kaçabiliyorlar. O durumlarda kötü bir orta yapmayacak. Sol ayağını mı kullanacak? Bu sefer sol ayağıyla vurdu. Pasları. Mesela pasları, pas değerleri iyi olan bir isim. Oyun yönünü değiştirelim. Hatta böyle çizgiye gidelim arkadaşlar. Oyun yönünü bayağı bir değiştirelim. Çizgiden çizgiye. Mesela gittik dedik ki oyun yönünü şöyle değiştirelim. Etkili sert bir pas. Veron ara pasıyla uzun bir pas denedik. Gayet iyi. Normal basit bir vuruşla atağı tamamladık. Birkaç uzun pas deneyelim ama arkadaşlar. Mesela savunmadan uzun çıkmak istedik. O sırada top Veron'da. Ara pası şeklinde attığımızda pasları falan iyi atıyor. Şu isim Veron olmalı. Normal bir kaldırdık. Ve son olarak şöyle bir şut çekelim. Zorlama bir vuruş denedik ama yine de fena vurmadı. Sadece biz ortasına bakmak istedim. Boşa doğru yapalım. Güzel orta. Hani vurmadım normalde. Ben sadece ortasına bakalım dedim. Fena orta yapmadı. Şöyle sert bir vursak çaprazdan. Ama vuruşları o kadar güzel değil. Oyunda çok etkili vuruş yapan futbolcular var. Sağlı sollu kaleye vurur. Korner kazandırır. Şu isim Veron'du galiba. Top kontrollü olsun. Sağda duruşu. Dengeli bir isim olmuş. Şimdi bir de maçları denemek lazım. Nasıl top kazanıyor? Pas aralarını nasıl görüyor? Fiziksel mücadelelerde nasıl? Onları da maçlarda inceleriz arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Becerilerine bakalım bir de. Kendisinde çift vuruş becerisi yoktu. Onu gördük. Orkestra şefi. Orta sahada, göbekte, dosta. Şu an ofansif orta sahada en yüksek haliyle oynayabilir. Top kontrolü 90'a kadar çıktı. Paslar çok iyi. Kafa duran top falso. Buralarda 80'in üzerinde. Defansif özellikleri bu şekilde. Agresifliği 85. İkili mücadele 88. Katılımıyla farkındalığı çok iyi. Özellikle de o pas aralarına farkındalığı yüksek olduğu için doğru yerde doğru zamanda bulunacak bir isim. Hızlanma 84-81.
Çok hızlı değil ama yavaş bir isim de değil. Orta halli. Şut gücü 92. Fiziksel temas 82. Zıplama 79. Dayanıklılığı 84. Mesela burası biraz düşük olmuş. Göbek futbolcusu, orta saha futbolcusu erken yorulacak. Becerilerine baktığımız zaman da yükselen şutu uzun mesafe şut çekme, gelişine şut, tek pas, ara pası verme, dengeli pas, dış plaseci, hafif yüksekten pas, kaptanlık, mücadele ruhu. Savunma tarzında becerisi yok ama. Veron ilk kez geldi ve yüksek seviyeli geldi. 103 kartıyla karşımızda. Lazio zamanından kendisini sahada deneyeceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Sahada da nasıl mücadele ediyor, nasıl top kazıyor, ayağından paslara nasıl çıkarmakta. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.